Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet, videonun başlığından da anlaşıldığı üzere taşınıyoruz. Peki niye taşınıyoruz? Çünkü eşim kabin memuru, dolayısıyla bizim havalimanı civarlarında olmamız lazım ki rahat rahat işe gidip gelebilsin. Benim için de problem değil. Zaten her yerde toplu taşıma var ya da işte olmadığı zamanlarda da arabayla gidebilirim. Bir tane evi çok beğendik. Geçtiğimiz hafta onu işte görmeye gittik, gezdik, dolaştık falan, bayağı iyi. Birkaç ufak tefek sıkıntısı var. Ama onun dışında ev sahibi bizle evi tutmadan önce tanışmak istedi. Şimdi de onunla tanışmaya gidiyoruz. Eğer mülakatımız olumlu geçerse bugün muhtemelen kontratı yaparız. 2 hafta içerisinde falan da taşınırız. Yardıma gelmek isteyen olursa da beklerim seve seve. Lahmacun falan ısmarlarız. Bunu taşınırken çünkü illa bir lahmacun pide yenir. Öyle. Görüşürüz. Evimizi tuttuk. Evimizi tuttuk. Ya Gülazcık. Evimizi tuttuk. Evimizi... 300 metre sonra sola dön. Evet. Mülakatımız olumlu geçti. Ne oldu? Çok rahatsız oldum ya. Buradaki arabalar biraz tuhaf geliyor gidiyor. Neyse. Evet, mülakatımız olumlu geçti. Evi aldık. İki hafta sonra falan muhtemelen taşınacağız. Artık yavaştan evi toparlamaya da başlayacağız. Hatta ben bir de komşularıma böyle bir veda şeyisi yapayım. Altın Kızlar buluşması yapacağım. Ondan sonra cuma heyecanlıyız. Evle ilgili ufak tefek değiştirmemiz gereken şeyler var. Bir dahaki gidişimizde de videosunu çekerim size, gösteririm boş halini. Sonra olmadı hatta dolu halini de gösterebilirim. Ev turu yaparız belki. Şimdilik bu kadar. O zaman görüşmek üzere. Veda turlarımız başladı. Ali abi. Burası benim yaklaşık 3 senedir geldiğim kuaför. Şimdi Adem abiyi göstereceğim. Bana diyor ki... Adem abi. Şimdi bana diyor ki saçlarını diyor beyazların artmış diyor. Geç diyor, çıtır ayakları diyor, artık diyor katır kutur olacaksın diyor. Terbiyesiz. Memnun musun? Çok ayıp. Sen kendi beyazlarına bak. Değil mi döndü? Telefonla mı konuşuyor döndü? Dur basalım o zaman ona. Ben gidiyorum döndü. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hop. Bir de buradan kız dul kalmayayım. Mehmet abi görüşürüz. Biz çıktık eve. Biz evi tuttuk, gidiyoruz. İyi, hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Evet, şimdi yeni evimize gidiyoruz. Ölçüleri alacağız. Korniş taktıracağız. Birkaç dolap yaptıracağız. Evin içinde hiçbir şey yok. Ondan sonra başka ne yapacağız? Sayaç şeyini alacağız. Sayacı fotoğrafını çekeceğiz ki aboneklerimizi açtırabilelim. Ondan sonra buradan da çıkacağız. Ikea'ya gideceğiz. Ikea'dan alacağımız bazı şeyler var çünkü normalde oturduğumuz ev 2+1, bu tuttuğumuz 3+1, bir tane boş odamız olacak. Ona da böyle birazcık keyiflik bir şeyler bakacağız. Böyle işte mercerdir. Ondan sonra öyle evde görüşürüz o zaman. Ne unuttuk? Ölçü alırken kameraya çekmeyi unuttum. Evet. Neyse, telaştan diyelim. Ölçüleri aldık. Bazı yerlerde böyle ufak tefek pürüzler var gibi, böyle çok sığamayabiliriz, yerleşemeyebiliriz gibi. O yüzden şimdi Ikea'ya gidiyoruz, dolaplara bakacağız. Bir de dediğim gibi berjer bakacağız. Ya da benim evde, benim evde bir tane şey var. Böyle Ikea'nın kendi kendine sallanan koltukları var ya, onlardan var bir tane. Şey gördüm. Ne gördün? Antikacı gördüm. Antikacı görmüş, tamam biz oradan da berjer bakabiliriz o zaman. Ikea'da görüşürüz ya da antikacıda görüşürüz, bilmiyorum, bakacağız. Yapabiliriz, yaptırabiliriz yani. Yanlış bilgi. Süngerlerini, şeylerini değiştirebiliriz. Evet, antikacı değilmiş, döşemeciymiş. O yüzden bakmadık bile.
geldik az önce. Bir tane berjer beğendik. Hatta gösterin onu da biraz. Ne yapıyorsun? Başını kıl. Neyse, bir tane berjer beğendik. Onu da gösterelim birazdan. Ya da berjer almasak da şöyle bir şey. Yakup, dikkatimi dağıtıyorsun. Ne yapıyorsun? Hayret bir şey. Normalde çeksen beni çekme der. İş şımarıklığa gelince. Neyse, bu tipik şeyler var ya Ikea'nın. İşte bize bundan bir tane var. Yoksa bir tane daha mı alalım diyoruz. Ya da iki tane ayrı berjer mi alsak diyoruz. Ama bakacağız. Şimdilik dolanıyoruz. Size de beğendiğimiz bir şeyler olursa gösterelim. Şu koltuğa bayıldık ama bakacağız duruma göre. Sonrasında yani yanına ne alacağımızı bilemediğimiz için şimdilik beklemeden. Bir günden herkese merhaba. Bugün ev topluyoruz. Artık dolaplar tamamen toplanıyor. Sadece giyeceğimiz kıyafetler var. Şunun da bize bir faydası olsa keşke. Bir faydası olsa keşke. Oğlum. Hem yardım etmiyor hem ısırıyor. Neyse. Ben bütün kıyafetlerimi şöyle valizlere koymaya çalışıyorum. İşte dediğim gibi sadece ufak tefek giyeceğimiz şeyler kalıyor. Bütün elbiseleri, takım elbiselerini hepsini böyle elbise kılıflarına koyduk. Bu şekilde taşınacaklar. Ama çok zorlandık. Elbisenin haricinde gerçi bir şey toplamayacağız biz. Nakliyat şirketi gelecek. Toplayacak. Kendi kendine ondan sonra götürecek. Bir de yerleştirecek ama yine de o hengame nasıl yerleştireceğiz, ne yapacağız fikri yoruyor. Biraz da evin için diğer taraflarını göstereyim size. Evin girişi bu şekilde. Burada da küçük bir odamız var. İşte adamların kaldırmasını istemediğimiz şeyleri biz kaldırdık, kolledik. Burası dandini. Yako oradan yeni ev için uygun eşya bakıyor. Bu seferki ne? Sehpa mı? Yes. Bu nasıl? Bu nasıl? Babaanne sehpası. Ne güzel işte. Öf. Salona bakalım. Burada bir şey yok ama toplanması gereken... Şunun içindeki ne var? İşte oyunlar var, üstte kitaplar var, altta da kitaplar var. Bir de şu dolabın altı falan var. Ama bunlar işte adamlar halledecekler, biz bir şey yapmayacağız. Size Ikea'dan aldıklarımı göstereyim. Çünkü o gün şey yapamadım, videoyu kapatamadım. Eve gelince kapatırım dedim ama poşet nerede? Hah. Hemen size eve aldıklarımı gösteriyorum. Çok bir şey almadım çünkü yarın gideceğiz. Bütün alışverişi asıl yarın yapacağız. Yılbaşında arkadaşlarımız bizde olacak. O yüzden bir yılbaşına uygun kırmızılı peçete aldım. Bir tane runner aldım. Ama bunu mu sererim yoksa... Hatta dur göstereyim size de. Yoksa yılbaşı yemeğinde... Bunu mu sererim bilemiyorum. Muhtemelen bunu kullanırım ama... Yine de Ikea'dan da aldım. Sonra... Bu buzdolabı poşetleri gerçekten hayat kurtarıyor. Bunlardan mutlaka alan iki parça var. Biri büyük, biri küçük. Üstü kilitli buzdolabı poşetleri. Sonra bir de bir tane mum aldım. Böyle çok güzel vanilya kokulu. Mobilya alışverişinin içinde yarın tekrar Ikea'ya gideceğiz. O zaman size beğendiğimiz ve aldığımız şeyleri gösteririm. O zaman videoyu kapatıyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Size şunu göstermek istiyorum. Bir valiz çorap. Yani toplam giydiğin çorap zaten sayısı 15'i geçmez. Bunların da atılması lazım. Bütün eve atıyoruz zaten. Bir de şunu atacağım, bir de şunu. Fare. Şunu atacağım bir de. Spa. Kolay gelsin usta. Eyvallah kardeş. Kardeş peki. O zaman yeniden veda ediyorum. Çoraplarımızı da gösterdiğimize göre. Ay daha burası var toplanacak. Daha onların içleri var. Neyse bize kolay gelsin. Görüşürüz. Yakup. Tamam. Hadi görüşürüz yap. Görüşürüz.
Hadi görüşeceğim kardeşlere. Hadi. Hadi. Yakalan. Hadi bay bay yaptım. Yabani ya, bütün erkeklerin, bütün kocaların sorunu bu herhalde. Yabanisiniz. Neyse, görüşürüz.